Arkadaşlar bugün tesbih dikmiş olduğumuz tesbih sukulentlerini biraz daha kısaltarak daha çok formlanmasını sağlamak için nasıl budama yapıyoruz? Bunu beraberce gerçekleştirelim. Daha önce buraya dikmiş olduğumuz tesbih sukulentleri gördüğünüz gibi hep boylandı, birbirine geçmeye başladı. Bunu önlemek için yine aynı dediğim gibi 45'li viyolde uçlardan, tanenin dibinden patlatan yerlerini, yani kol atmış, uzamış, kısaca oralardan çok fazla kısaltmayacak şekilde tanenin dibinden kesiyorum. Çok kısa olup da ucu atlat, yani yine patlı büyümeye bağlı, sadece ucundan kesiyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman birer içinde tekrardan buralardan patlayacak. O patlayacak zaman zarfı içinde bu sefer tesbih sukulentinin taneleri irileşecek. Tanelerini irileştirmek istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şöyle hemen baş tekrar kesiyorum. Büyümüş, uzamış. Eğer bırakırsanız tabii ki sizinki böyle olmayacak. Birbirine geçtiği için biz buradan şöyle kısaltıyorum. Ben kısalttıkça o daha çok patlatacak. O patlatana kadar taneleri tekrar irileşecek. Kök, gördüğünüz gibi bak bu şuralarda kökleri var. Bu kökleri şuradan da kesebilirsiniz isterseniz. Şuradaki gibi mesela. Bir de şöyle oluyor, çok üst üste bindiği zaman, sulama yaptığınız zaman suyu eğer kurutamazsa bu sefer çürüme yapmaya başlıyor. Böyle yaptığınız zaman bu sefer çürümeyi de engellemiş olursunuz. Mesela bak buradan gelmiş, buna dönmüş. Oraya döneni zaten kendi şeyinde. Onun sadece ucunu alıyorum. Yani buna geçmesine müsaade etmiyorum. Bir nevi budama yapıyorum. Budamayı yaparken ne çok küçültüyorum ne de bitkinin büyümesini engelleyecek şekilde budama yapıyorum. Yani hem büyüyecek hem tanesi irilenecek, gelişimi devam edecek yani. Çünkü biliyorsunuz sukulentlerde budama, hepsinde değil de büyüyen sukulentlerde budama çok önemli. Çünkü formunu siz vereceksiniz ona. İçerideki yabani otları cımbızla temizlemek daha basit oluyor, daha kolay oluyor. Bu şekilde kısalttığınız zaman daha çok tepeleneceğini, daha çok daşacağını siz de fark edeceksiniz.
kesilmemiş, uç bırakmıyorum. Ona çok dikkat ediyorum. Kestikçe çoğaldığı için kesilmemiş uç bırakmamaya gayret ediyorum. Ne kadar çok keserseniz tane o kadar çok irilenir, çünkü büyüyemeyeceği için gücünü tamamen taneye verecek. Hem irilenir, büyümesinde zaten sorun yok, çünkü her şekilde büyüyen bir bitki. O yüzden burada amaç hem form yakalamak hem taneyi irileştirmek.